Türkiye'de çok üzücü bir olay yaşandı biliyorsunuz. İzmir'de Bayraklı'da 6,6 deprem sonrasında her geçen gün yeni can kayıpları artmakta ve yaralı sayısı da oldukça fazla biliyorsunuz. Bu depremi siyasete siyaset aleti yapmamak gerek. Siyasetçilerin bu deprem üzerinden rant elde etmek için bazı çabaları ve girişimleri var biliyorsunuz. Yaşandı da yaşanıyor da daha da olacak. Şimdi sıcağın olduğu için fazla üsteleyemiyorlar ama daha sonra bu tam da siyasetin göbeğine düşecek, göreceksiniz. Ben burada size anlatmak istediğim şudur. İnternette biliyorsunuz sosyal medyada bir Mehmet Özışık, Hadi Özışık ve bir de Süleyman Özışık var. Üçünü de çok severim. Üçü de çok hep takip ettiğim, yorumlarını beğendiğim ve güzel araştırmacı olarak takip ediyordum. Süleyman ve Hadi Özışık için bir diyeceğim yok ama Mehmet Özışık beni bugün biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ben çok üzüldüm açıkçası. Bugün siyaset videosu yapmış. Yaptığı videoda da yerin dibine batsın sizin siyasetiniz diye depremle alakalı bir siyaset videosu çekmiş. Benim üzüldüğüm iki nokta var. Birincisi şu. Bu olan depremi ilk başlarken videosuna şöyle başlamış. İzmir'de yaşanmış olan bu deprem sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin, HDP'nin, MHP'nin ve AK Partililerin başı sağ olsun ve hepsine geçmiş olsun demesi. Bu beni birincisi üzen nokta. İkinci üzen nokta da şu. HDP'lilerin başı sağ olsun, geçmiş olsun. İkinci üzen noktada. Birinci üzen noktası şu. Ya Türkiye'de bir deprem yaşandı. Böyle üzücü bir olay var. Niçin Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun, geçmiş olsun demiyorsun da onu partiye sen bağlıyorsun? O depremde hayatını kaybedenlerin tasması, kimliği, yaşantısı parti kuruluşlarına mı ait? Sahipleri onlar mı? Yöneticileri yani onlar mı bunların maddi olarak kağıt üzerinde onların mı kan bağı olarak sorumluları, yetkilileri de sen HDP'nin, CHP'nin ve AK Parti'nin başı sağ olsun diyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun de. İzmir'in başı sağ olsun de. İzmir'in. İnsanlığın, Türklerin başı sağ olsun de. Mesela. Öyle söyle ya. Ya da İslam aleminin de bir şey öyle. Yani niye partiye dayandırıyorsun bunu? En doğrusu Türkiye'nin başı sağ olsun, Türkiye'ye geçmiş olsun. En doğrusu bu. Neyse orada biraz üzücü. İkinci üzücüsü daha bir beter. HDP'nin başı sağ olsun, HDP'ye geçmiş olsun. Kardeşim HDP Kandil'in uzantısı ya. PKK'nın eş güdümü. Sen PKK sen o zaman demek ki videolarında hep siyaset yaparken sen para için siyaset yapıyorsun demek ki. Ben hiçbir ortamda, hiçbir mecrada, hiçbir makamda, mevkide HDP'nin bir fikir birliği içerisinde olamam ya. Adamlar zaten ne Yunanistan'la Akdeniz'de yapmış olduğumuz mücadelede yanımızda, ne Libya'da, ne Suriye'de hayatta değil. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki yaşanan o çatışmada bile Ermenistan'ın yanında duruyorlar ya. Sen nasıl? Ben bu adamları hayatta bir keresinde oradaki hayatını kaybeden veyahut da orada depremde yaralanan kişilerin, HDP'lilerin başı sağ olsun ve geçmiş olsun ne demek ya? Ne demek ya? Ben onları parti bile görmüyorum aslında ya. Kandil'in uzantısı ya. Kandil onların milletvekili listesini, belediye başkanı listesini Kandil belirliyor. Bu isim burada diyor. Bu isimi seçeceksiniz diyor. Bu kadar basit. Liste Kandil'den geliyor. Kendilerinin hiçbir şekilde seçme veyahut da seçilme hakları yok HDP'nin. Tamamen Kandil listesi. Onları muhatap almak bile benim çok moralimi bozdu yani. Demek ki para için bu işi yapıyormuş. Bana öyle geliyor. Demek ki HDP'lileri başı sağ olsun veyahut da geçmiş olsun diyerek bize HDP'yi meşru bir parti sadece tartışmış da bir ara araları küsmüş. Küslükte devam ediyoruz. Küslük ayrı ve taziye ayrı der gibicesine. Biliyor musun? Biz gene düşman olalım.